Değerli Hazirun, öncelikle hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Kocaeli İlahiyat Fakültesi Tefsir Söyleşilerinin 4. programında bugün çok değerli hocam Doktor Sevim Gelgeç hocamızla beraber Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri meselesi tarihsel süreç, sorunlar, öneriler adlı doktora çalışmasından hazırlanan efendim kitabını söyleşi konusu yapacağız. Ben efendim söyleşimize geçmeden önce Sevim Gelgeç hocama öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz değerli hocam. Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ediyorum ben de bu nazik davetinizden. Estağfurullah hocam. Şimdi izin verirseniz hocam sizinle ilgili kısa da olsa izleyicilerimizi, dinleyicilerimize tanıtıcı mahiyette bir efendim biyografinize dair bilgi vermek arzusundayım. Sevim Gelgeç İstanbul'da ilk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra 1995 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oluyor. 1999 yılında işletme bölümünden mezun olmasının akabinde 2010 yılında İlahiyat ön lisanstan mezun oluyor. 2012'de Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlıyor. 2015 yılında hocamız İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Bilim Dalı'nda Kur'an-ı Kerim'de beyan kavramı ve Hazreti Peygamber'in tebiyin görevi adıyla yüksek lisans tezini tamamlıyor. Daha sonra hocamız yine İstanbul Üniversitesi bünyesinde bir yöntem olarak Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri meselesi Muhammed Emin Şinkıti örneği adıyla doktora tezini 2020 yılında tamamlıyor. Değerli hocamız bu doktora tezini kitaplaştırıyor. Bunun dışında başka kitapları da var hocamız tarafından hazırlanan. Biz nasip olursa bugün hocamızın bu değerli çalışmasıyla efendim söyleşimizi yapmaya çalışacağız. Tabii sorularımıza geçmeden, söyleşimize geçmeden önce şöyle genel bir kitapla ilgili bir bilgi vermeyi arzu ediyorum. Kitabımız 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm kavramsal çerçeve ve tarihsel arka plan başlığını taşıyor. İkinci bölüm Muhammed Emin Şinkıti'nin hayatı ve tefsirinde Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri metodunu kullanışı adını taşıyor. Üçüncü bölüm Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri metodunun imkanı meselesi başlığından oluşuyor. Şimdi değerli hocamıza bu oldukça hacimli, teorik yönü de yoğun metninle ilgili çalışmasından dolayı tebrik ederek başlıyoruz. Sırayla gideceğiz değerli hocam. Önce kavramsal çerçeve ve tarihsel arka plana dair sorularımıza, birinci bölümle ilgili sorularımızla başlamak istiyorum izin verirseniz. Şimdi kitabı tabii okuyanlar kitapla ilgili bazı dikkat çekici noktaların olduğunu görecektir. Mesela benim hemen ilk dikkatimi çeken nokta bu tefsir tevil kavramı. Genellikle efendim bu kavramı tefsir alanında olanlar aşina olduğu bir kavram. Ama siz bunun yanında istişat, iktibas ve istidlal gibi tefsir ve tevhili tamamlayıcı mahiyette olduğunu düşündüğünüz kavramlara bize bu kavramlara işaret ediyorsunuz. Burada bir özel bir anlam yükleme de doğrusunu istiyorsanız hissettim ben. Sizden öncelikle bu kavramları kısa da olsa açıklamanızı rica edeceğim. Değerli hocam buyurun. Teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenleri de saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammed diyerek başlıyorum inşallah. Kur'an'ın Kur'an'la tefsirini doğru bir yere konumlandırabilmek için belirli kavramları açıklamamız gerekir. Bunlar az önce sizin de belirttiğiniz kavramlardır. Ben kısaca onlardan ne anladığıma değinmek istiyorum.
Tefsir, nüzul ortamından uzaklaşılmasıyla birlikte ayetlerin anlamına dair oluşan perdenin aralanması faaliyetidir diyebiliriz. Bir başka ifadeyle Arap dilinin de insanları çerçevesinde bağlamları dikkate alarak murad-ı ilahi keşfetme çabası olarak da tanımlayabiliriz. Burada Maturidi'nin tefsir tanımı da önemlidir. O tefsiri sahabenin müşahedesi olarak görür. Aynı zamanda tevhili de fukahaya hasreder. Ona göre tevhil fukahaya aittir. Ama her önüne gelen de Kur'an'ı yorumlayamaz, derin bir kavrayış sahibi olan fakihe verir bu görevi. Tevhili de bu şekilde anladıktan sonra istişhat ise bir kişinin ya da müfessirin sözünü ayetle tamamlaması, ayeti sözüne dayanak kılması anlamlarına gelir. İstişhatta ayetin tamamını değil, parça parça ayetleri almak ve hangi ayet olduğunu, hangi sureden hangi ayet olduğunu belirtmek vardır. İktibasta ise benzerlik olmasına rağmen yine sözün Kur'an'dan bir şey kazanmın etmesi söz konusudur. Fakat bu defa Kur'an'dan alındığının belirtilmemektedir. Bir de ayetler tam olarak, parçalanmadan tam olarak alınmaktadır. İstidlal ise akıl yürütme ve tefekkür ile naslardan hüküm çıkarılması olarak yorumlanabilir. İstinbat istihrac da denilebilir aynı zamanda. Bütün bunları biz ayrı ayrı tanımladık. Çünkü Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri yapıldığında bazen aslında istişhat ve istibat yapılabilmekte, tevil yapılabilmekte, tefsire isabet edilmediği zaman dolayısıyla bu Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri de olmayabilmektedir. Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri çünkü bir ayetin bağlamlarıyla birlikte konusunun tespit edilmesi ve aynı konu etrafındaki diğer ayetlerin bir araya getirilmesi ve bunun Kur'an bütünlüğü içerisinde nereye tekabül ettiğinin ortaya konulmasıdır aslında. Bu diğer türlü yapıldığında elbette onlar da gereklidir. Yani istişat, istibat, sevil, istidlal bunlar da gereklidir ama Kur'an'la tefsir edilebilmesi için biz onu diğerlerinden ayırdık. Peki, teşekkür ederim hocam. Şimdi biraz tarihsel arka plana doğru geçiş yapmak istiyorum. Tabii şöyle bir ifadeniz var. Efendim hemen o soruyla söyleyip sizin ifadenizden hareketle şöyle bir değerlendirmeniz var sayfa 43'te. Hazreti Peygamber'in tefsirinden bahsedilemeyeceğini söylüyorsunuz. Eğer böyle bir tefsirden bahsedilirse bunun birçok sorunlara sebebiyet vereceğini, mesela burada bir anakronizmden bahsediyorsunuz. Efendim, eğer peygamber tefsir yaparsa bu bir anakronizme sebebiyet verir diyorsunuz. Bunu biraz açmanızı isteyeceğim değerli hocam. Tarihsel sürece başlarken Peygamber Efendimizin, biz çünkü normal olarak tabakat kitaplarında da gerçekten Peygamber Efendimizin efendim bir müfessir olarak zikredilmediğini görüyoruz klasik literatürde. Sizin burada işaret etmeye çalıştığınız özel bir nokta varsa onu paylaşmanızı rica edeceğim hocam. Bunu şöyle açıklayabilirim. Hazreti Peygamber elbette gerekli gördüğü zamanlarda Kur'an'a dair istişhatta bulunabilmiştir. Yani sen-i muhsinle ayeti şahit kılabilmiştir. Fakat bunu bugünkü anlamda bir tefsir faaliyeti olarak değerlendirmiyorum ben. Yani bir disiplin haline gelmiş, gelişmiş ve bir yerde mücmel olan bir hususu açıklama gibi bir durumdan söz etmiyorum sadece. Elbette gerekli gördüğü zaman Peygamberimiz çeşitli açıklamalarda bulunmuştur. Çünkü anlama ile anlamlandırmayı farklı görüyorum hocam ben. Yani lafız olarak anlayabilirsiniz belki bir şeyi ama anlamlandırma farklıdır. Anlamlandırma konusunda tek bize bir anlamdan söz edilemez. Bu durumda Peygamberimiz elbette örnekleri vardır. Kur'an-ı Kerim'i açıkladığı, gerek lafız olarak açıkladığı, nadir de olsa örnekleri vardır. Fakat Peygamberimiz Kur'an'ı tümünü, yani ayetleri tutup burayı anlamadınız, gelin ben size açıklayayım şeklinde bir tefsir faaliyetinde bulunmadığını söylemeye çalışıyorum aslında ben burada. Peki hocam. Şimdi biraz
sahabeye dair dikkat çektiğiniz bazı noktalar var. Onlarla efendim söyleşimize devam etmek istiyorum. Sahabe dediğimiz topluluk malumunuz efendim birbirinden farklı özelliklere sahip. Dolayısıyla burada anlama dediğimiz şey, sahabede ortaya çıkan anlamayı nasıl değerlendirmemiz lazım? Burada bir ihtilaf söz konusu diyoruz veya olabilir çok doğal olarak efendim geniş bir topluluk olmasından kaynaklı. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Yani bu anlama sahabede nasıl tahakkuk etmiştir? Evet. Az önceki sorumuzla da bağlantılı olarak aslında tek bir sahabe yoktur. Ben burada hadisçilerin ve usulcilerin sahabe tanımına değinmek istiyorum. Hadisçiler Hazreti Peygamber'i ömründe tek bir defa bile göreni sahabe olarak nitelendirirken, usulciler Hazreti Peygamber'in Hazreti Peygamber'le teşhisi mesaide bulunan, gecesini gündüzünü onunla geçirene sahabe derler. Maturidi'nin sahabe tanımı da önemlidir. O da nüzule şahitlik edene sahabe demektedir. Ayrıca ayetlerden de bu konuda sahabenin hepsinin tek bir olmadığını anlayabiliriz. Bir takım işaretler var mesela Tevbe 100. ayette. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ der. Yine Vakıa Suresi 10. ayette وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُلَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ der. Öncü sahabilerden bahseder. Bu durumda tek tip bir sahabeden söz edemeyiz. Anlamlandırma sorunu yaşayanlar olmuştur. Uygulama noktasında sorunlar yaşayanlar olmuştur. İhtilafa gelecek olursak, ihtilaf daha çok nüzule şahitlik edememekle alakalı bir durum olarak görüyorum ben. İhtilaf tedvin döneminde büyük oranda, yani tefsire dair ihtilaftan bahsediyorum tabii. Bu daha çok tedvin döneminde ortaya çıkmıştır. Mesela İbn Abbas Hazreti Peygamber'in vefatında 13 yaşındadır. Mekki dönemde nazil olan ayetlere şahitlik edememiştir. Dolayısıyla onun bir ihtilafından söz edebilir. Diğer sahabede eğer ayetin yüzüne şahitlik etmemişse yine söz edilebilir. Ben bu konuyu böyle görüyorum. Eyvallah. Peki hocam, şimdi yine sahabe ile ilgili diyorsunuz ki metinle diyalektik bir ilişki içindedir sahabe ayetin nüzulüne dair. Acaba burada sahabenin eyleminin diğer taraftan rivayet değil de dirayet olduğunu belirtiyorsunuz. Daha doğrusu dirayet olarak isimlendirilmesinin daha doğru olduğunu söylüyorsunuz. Fakat metnin diğer taraftan metnin anlaşılması açısından da sahabenin anlaması metne şahit olmasından mesela İmam Maturidi kesinlik arz ediyor. Burada bağlayıcılık açısından baktığımızda bunu dirayet şeklinde ifade etmeyi nasıl uyumlu hale getirebiliriz hocam? Evet, şimdi öncelikle şuradan başlamak gerekir. Sahabe döneminde ayetler inerken ortada bugünkü gibi bir mushaf yoktur. Elbette ayetler belli dönemden sonra yazılıp geçirilmekte ama bugünkü gibi bir mushaf değildir. Mesmu, yani işitilen bir kitap, bir sözdür ayetler o zaman. Metinle diyalektik hali ise mushaf haline geldikten sonra başlanmıştır. Mushaf haline geldikten sonra ise büyük oranda bağlam, yani ortama dair, zemine dair kayıplar yaşanmıştır. Rivayet dirayet çok görecelidir. Aslında her rivayet bir dirayettir. Birbirinden ayrılması çok bence doğru değildir. Bağlayıcılık konusuna gelince ben yine Maturidi'den örnek vereceğim. Maturidi mesela sahabenin tefsirinin bağlayıcı olması için 3 şart öne sürer. Bunlardan ilki tevatür şartıdır. İkincisi ayetin inişine şahitlik etmiş olmalarıdır. Üçüncüsü de hüccet ehli sahabe olmalarıdır. Bunların dışında gelen nakilleri kabul etmez, yani tefsir olarak görmez. Bağlayıcı değildir der. Aynı zamanda bağlayıcı olması için itikada ve gayba taalluk etmelidir der. Ahad haberleri ise sadece fıkıh ve ahkam konusunda kabul eder. Ehli hadis nasıl ayete dair söz söyleme hakkını ilk 3 nesle hasretmişse, Maturidi de hüccet ehli ve nüzule şahitlik eden sahabenin tevatüren gelen haberine vermektedir. Ben bu konuyu böyle açıklayabilirim. Tamam. Peki hocam, şimdi nüzul ortam bilgisi dediğiniz, işaret ettiğiniz bir kavramsallaştırma var.
farklı çalışmalarda da buna uygun ifadeleri görüyoruz. Burada nüzul ortam bilgisinde sebebin nüzulün niçin yeterli olmadığına dair neler söyleyebilirsiniz? Neden sebebin nüzul ortam bilgisinde yeterli bir veri sunmaktan eksik durumda? Evet. Sebebin nüzul, her bir ayetin sebebin nüzul rivayeti yoktur malumunuz. Ama her bir ayetin bir nüzul ortamı mutlaka vardır. Nüzul ortam bilgisi daha kapsamlıdır bu doğrultuda. Mesela o dönemle ilgili coğrafi şartlardan tutun da o muhatapların ortak hafızası, inançları, kabulleri, algıları, kültüre ait unsurları, ticari faaliyetleri, beslenme şekilleri, korkuları, hüzünleri, kısaca mesajın doğduğu ortama dair bilinmesi gereken tüm detaylardır aslında nüzul ortamıyla ilgili bilgiler. Bunlara da başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere, yani bu metin dışı bağlama, tarih, siyer, sirek, hadis kitaplarından da ulaşılabilir. Yani ben bu ikisini bu şekilde ayırıyorum. Peki. Şimdi hocam tabi'in dönemine biraz gelirsek, sahabe döneminden yavaş yavaş. Şimdi tabi'in dönemiyle beraber bir metnin parçalanması, siyasileşme sürecinden bahsediyorsunuz. Sahabede gördüğümüz metnin metne vakıf olabilme durumu tabi'inde biraz farklılaşıyor. Şimdi burada acaba bu farklılaşmaya sebebiyet olan unsur nedir? Yani sahabe mi tabiine yeteri kadar etki edememiştir? Yoksa tabiin mi burada baskın bir karakter olarak, yine aslında aynı şeyi ifade eder tarzda, baskın bir karakter olarak öne mi çıkmıştır? Ne dersiniz bununla ilgili hocam? Evet hocam, tabiin daha önce de ifade ettiğim gibi hitap bile değil, yani Kur'an sözlü hitap şeklinde indiği için tabiinin bir durumu var, o kitapla, yani metinle karşı karşıya. Sahabenin ahireti irtihal etmesiyle birlikte de onlara soru sorma imkanı da ortada kalmamıştı. Onlar hem bağlama uzaklıktan dolayı bir bağlam kayıpları vardır, hem de metnin inşası gerçekleştirilmektedir o dönemde. Yani kıraatler, harekelemeler, noktalamalar gibi. Yani Kur'an bu dönemde anlama eyleminin nesnesi hale gelmeye başlamıştır artık. Mesela Muhammed İbn Sirin'in naklettiği Abide Es-Selmani'den bir rivayet bu konuda önemli görüyorum ben. Ona ayetin bir tefsiri hakkında sorulunca o ayetin anlamını, yani hangi hususta inenlerin göçüp gittiğini söylemektedir. Yani bu zat yaşanan bağlam kaybına işaret etmektedir bence. Yani bu soruyu ben böyle anlıyorum en azından. Hocam şöyle bir şey dersem nasıl değerlendirirsiniz? Buradaki tabii çok mesela sözel olmak ve kitabi olmak, şifahi olmak, kitabi olmak şeklinde temel ayrım yapıyorsunuz. Burada şifahi olanın bir bütün olarak kitabın içine girmesi veya bir metnin içine girmesini beklemek biraz şey değil mi? Alanı daraltmaz mı? Şunun için söylüyorum. Mesela biz şöyle baktığımızda mesela namaz ibadetini ne yapıyoruz? Anne babamızdan görerek yapıyoruz. Yani orada o şifahi gelenek yine bizi devam ediyor. Belki adı kitabi olarak yazmıyor. Bu yani bu sahabe ve tabiin arasında sanki böyle keskin bir ayrımın ortaya çıkması biraz böyle fazla şey olmuyor mu yani durumu izah etmede bu şifahi ve kitabi ayrımı biraz yetersiz olmuyor mu? Ne dersiniz buna? Ama hocam illaki buna da değinmek zorundayız. Çünkü bunun etkisi göz ardı edilemez. Bağlam kaybı hiç şüphesiz yaşanmıştır ve kitap iken kitaba geçirilince bazı kayıplar meydana gelmiş olabilir. Ama biz bunları büyük oranda nüzul ortamına vukufiyetle edebildiğimiz ölçüde, bundan başka seçeneğimiz de yoktur. O söz iken haline ulaşmaya çabalamamız gerekir. Çünkü Kur'an Arap dili ve belagatının her şeyini, çeşitli unsurlarını içererek nazil olmuştur. Arap'ın diliyle konuşmaktadır.
Dolayısıyla bu yani kitaptan kitaba geçince bu aradaki kaybolan şeyleri aslında ortamına müracaat ederek büyük oranda giderebiliriz diye düşünüyorum ben. Peki hocam. Şimdi yine böyle tarihsel arka plandan sorularımıza devam ediyoruz değerli hocam. Sizin şöyle bir tasnifiniz var. O dikkatimi çekti. Sahabe ve tabi'in sonrasına dair ikili bir ayrım yapıyorsunuz. Tedvin dönemi ve telif dönemi diye. Şimdi tedvin dönemini biliyoruz ama telif dönemi ile tedvin dönemi arasında bu ayrımı ortaya çıkartan unsur nedir hocam? Hocam ben Kur'an'ın Kur'an'la tefsirinin sürecini izlerken bir tahsise tabi tutmam gerekiyordu. Bunu da bu şekilde yapmayı uygun gördüm. Tedvin dönemini şöyle açıklayabiliriz. Tedvin döneminde metinlerin oluşması söz konusu. Yani bir kısım sahabeden bir kısım tabiinden aktarılanlar var. Yani tedvin dönemi tefsirin hadis rivayetlerinden bağımsız olarak müstakil eserlerde yer almaya başladığı bir dönemdir. Tedvin bu anlamda ilimlerin teşekkülü yani yazıya aktarılmasıdır. Telif ise konu hakkında ilmi eserlerin kaleme alınmasıdır. Ben Kur'an'ın Kur'an'la tefsirinin izlerini sürebilmek için tedvini ayrı olarak tabiriyle başlatarak telif dönemini ayırdım. Yani şöyle o zaman telif dönemi tabiriyle başlıyor. Daha önceki dönem tedvin dönemi olarak ifade ediyorsunuz evet, değil mi hocam? Evet hocam. Filolojik tefsirlerin yazıldığı, bazı ahkam, Mukatibin Süleyman'ın tefsirini yazdığı, ahkam tefsirini yazdığı o dönemlere tekabül ediyor. Tamam hocam. Yani biraz aslında konunun kendi yapısı gereği böyle bir ayrım yapılmanın daha uygun olduğunu düşünürüz. Peki. Şimdi hocam biraz Kur'an'ın Kur'an'la tefsirinin oluşum sürecini İbn-i Teymiye ile başlatıyorsunuz. Ondan öncesini bir nevi bir hazırlık gibi düşünebiliriz. İbn-i Teymiye'de Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri ne anlama gelmektedir desek bize ne cevap verirsiniz hocam? Evet hocam. İbn-i Teymiye Mukaddime-i Tefsir adlı risalesinde Kur'an'ın Kur'an'la tefsirini açıklarken ehsen-i turuk-u tefsir, tefsir-ül Kur'an bil Kur'an der. Yani Kur'an'ı anlamanın en iyi yöntemi Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmektir. Bu da nasıl olur? Mücmel'in tebliğini olabilir. Bir de muhtasarın tafsili olur der. Yani mücmel bir yerde kapalı olan bir ayet bir diğer ayette açıklanmıştır. Muhtasar yani bir yerde kısa ve özlü olarak anlatılan bir husus bir başka ayette tafsilatlı bir şekilde açıklanmıştır. Ayrıca Mecmu-u Fetava'nın bir başka yerinde de rastlamıştım. Âm'ın taksisini de Kur'an'ın Kur'an'la tefsirinden kabul ettiği söylenebilir. Bunlar ona göre Kur'an'ın kendisini tefsir ediş biçimi. Evet. Peki hocam şöyle bir soru aklıma geldi doğrusunu söylüyorsanız. Bu İbn-i Teymiye ile başladığını ifade ediyorsunuz Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri dediğimiz eylemin. Şimdi mesela biz sizin de ifadelerinizden ehli hadisin takipçisi olarak İbn-i Teymiye'yi ifade ediyorsunuz. Acaba İbn-i Teymiye öncesinde ehli hadis ekolünden gelen isimler Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri diye bir söylemi dile getirmemelerini nasıl izah edebiliriz? Çünkü daha erken bir dönem olması lazım değil mi? Ne dersiniz bu değerlendirmeye? Evet hocam. Aslında Kur'an'ın Kur'an'la tefsirinin ehli hadiste izleri görünmektedir. Fakat doğrudan İbn-i Teymiye'nin yaptığı gibi bir sistematik hale getirilmemiştir. Mesela ehli hadisin tefsirin kaynakları, dinin kaynakları nedir sorusuna verdikleri cevap Kur'an, sünnet, sahabe ve tabi'nin sözleridir. Aslında burada kastettikleri şey Kur'an derken Kur'an'ı Kur'an'dan anlamak olmaktadır. Yani kasıtları budur. Onlar dönemlerinde var olan aşırı yorumlara karşı, batıl yorumlara karşı bir çerçeve belirleme, bir usul belirleme ihtiyacı hissetmişler. Ve dolayısıyla bu yorumların önüne geçmek için de böyle bir usul önerisinde bulunmuşlardır. Yani Kur'an'ın Kur'an'la tefsirini ehli hadiste izleri görülmektedir. Ayrıca tarihsel süreçte yine Kur'an'ın öne çıkarıldığı her durumda aslında ilk olarak Kur'an'ı Kur'an'dan anlamak teklif edilmiştir. Mesela ben tespit edebildiğim kadarıyla muhasibi dünyevi insanların dünyevileştiğini, zühd ve takvadan ayrıldığını görerek
insanları Kur'an'a davet etmiştir. Kur'an'la çokça hemhal olmaları gerektiğini söylemiştir. Kur'an etrafında toplamaya çalışmıştır. Yine İbni Hazm vefatı 456 kendi döneminde yine aşırı uç yorumlara karşı özellikle batınileri Kur'an'ı lafzından anlamayı önermiştir. Yani yine Kur'an'ı öne çıkarmıştır. Zemahşeri'nin tefsirinde rastladığım kadarıyla o Cebriye'ye cevap verirken, yani onların cennet ve cehennemin ebediliği hususundaki görüşlerine, karşı çıktığı görüşlerine cevap verirken, Kur'an yine en iyi Kur'an'dan anlaşılır demektedir mesela. Yani İbn-i Teymiye öncesi de Kur'an'ı tefsir ettiği, yüştühü bâduhu bâdan, yüfessürü bâduhu bâdan şeklinde ibareler bulunmaktadır. Gerek usul eserlerinde, gerekse tefsirlerde. Yani zihinlerde hep var olan bir durumdur Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri. Fakat herhangi bir usulünün tespit edilemediğini fark ettik. Yani hep yani, var olmasına rağmen. Şöyle diyebilir miyiz hocam? İbn-i Teymiye ile beraber bu Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri dediğimiz eylem sistemleşmeye başladı. Evet. Öyle diyebiliriz değil mi? Evet. Peki hocam. Şimdi hocam yine sizin bu tarihsel arka planda verdiğiniz bilgilerden hareketli şöyle bir değerlendirmeniz var. İbn-i Teymiye sonrasına dair. Diyorsunuz ki ise Muhammed Abduh, Reşit Rıza ve İzzet Derveze gibi isimler de Kur'an'ın Kur'an'la tefsirini yapmışlardır. Şimdi bu isimlerin efendim İbn-i Teymiye'den farklı bir uygulamaları var mıdır Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri başlığı altında? Hocam İbn-i Teymiye sonrası aslında bütün neredeyse yani tefsir eserlerinde ve usul eserlerinde Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri yer almaya başlamıştır açık bir şekilde. Ancak bu saydığımız isimler yani Abduh olsun, Derveze olsun, mukaddimelerinde Kur'an'ı Kur'an'la tefsirin yöntem edindiklerini belirtmişlerdir. Fakat onlar da herhangi bir usulünü belirlememişlerdir. Yani Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri, Kur'an'ı anlamada bir usul olarak takdim edilmiş. Fakat bu usulün de kendi içerisinde bir usulü, metodu olması gerektiğine dair herhangi bir şey benim görebildiğim kadarıyla en azından söylenmemiştir. Peki hocam. Son olarak hocam bu bölümle ilgili şöyle bir yani benim dikkatimi çekti. Biz bu arada şey söyleyeyim hocam yani bir usul olarak yüksek lisans öğrencilerimizle beraber bu kitabı baştan sona okuma imkanına sahip olduk. Onlarla da yaptığımız müzakereler sonucunda bu sorular oluşuyor. Oradaki arkadaşlar da aynı şeye işaret eder sorular oluşturdular. Mesela şöyle bir şey ifade kullanıyorsa o gerçekten dikkat çekici. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'le tefsirine dair efendim Kur'an merkezli yaklaşımların deizme götürmesi diye efendim deizmle ilgisinden biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Bu Kur'an'ın Kur'an'la tefsiriyle deizm arasında ne tür bir irtibat söz konusu olabilir hocam? Evet hocam, Kur'an merkezli yaklaşımlar derken daha çok orada kastım aslında Kur'ancılık idi. Kur'ancılık denilen akım ayetleri literal düzeyde ele almakta. Ayetleriyle birbirleriyle irtibatını da literal ve parçacı düzeyde gerçekleştirdiğiyle, yani siret ve müzul ilişkisini göz ardı ettiğinde, bağlamından kopardığında, çünkü sünnet Kur'an'ın tabiri caizse ayağı yere basan kısmıdır. Orası görmezden gelindiğinde konuşma boşlukta bir konuşma olmaktadır. Lafızlar üzerinden konuşma boşlukta bir konuşma olmaktadır. Din boşlukta olunca da dinde boşluğa yer yoktur. Din boşlukta olunca da duygu olarak hep var olabilir ama eylem olarak yoktur. Bu anlamda bu Kur'ancılığın Kur'an'ın Kur'an'la tefsirine müracaat ettiğini de görüyoruz çünkü. Ancak Kur'an'dan anlamaya çalışıyorlar ve lafı üzerinden anlamaya çalışıyorlar. Siret müzulü, kimleti devre dışı bırakıyorlar. Bu durumda peygambersiz bir Allah anlayışına koz verebilir diye düşündüm ve orada ben kısaca temas ettim. Eyvallah hocam. Yani o boşluğun deizmle doldurulması şeklinde. Peki. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi hocam izin verirseniz ikinci bölüme yavaş yavaş başlayalım. Malumunuz Muhammed Emin Şinkıti asıl sizin Kur'an'ın Kur'an'la tefsirine dair örnek olarak incelediğiniz isim. Burada öncelikle
yani dinleyicilerimize bir Muhammed Emin Şinkıti kimdir desek, şöyle kısa da olsa hocam bize bir tanıtırsanız seviniriz. Buyurun. Evet hocam. Muhammed Emin Şinkıti Moritanyalı bir müfessirdir. Ömrü 67 yıllık ömrünün 40 yılını Moritanya'da geçirmiş. 27 yılını Suudi Arabistan'da geçirmiştir. 1974'te vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. Şinkıti'nin Moritanya'da iken dini düşüncesine baktığımızda Eş'ari mezhebine mensup olduğu söyleniyor. Allah'ın sıfatlarıyla ilgili görüşlerine baktığımızda da yine onun selefi bir anlayış içerisinde olduğu söylenebilir. Ama esas dini düşüncesinin şekillenmesi Suudi Arabistan'da gerçekleşmiştir. Kendisi hac için gittiği Arabistan'da orada kalması teklif edilince, dersler vermiş, teklif edilince orada kalmıştır. Ve Mescid-i Nebevi'de tefsir dersleri vermiştir. Hatta üniversitelerde de dersler vermiştir. Çünkü senin yaşadığı çağ, yani 20. yüzyıldan da kısaca söz etmek gerekirse Batı'nın medeniyetiyle meydan okuduğu bir dönemdir. Aynı zamanda dini terakkiye mani olup olmadığı hususunun hararetle tartışıldığı bir dönemdir. Şinkıti bütün bunlara şahitlik etmektedir. Aynı zamanda kendisi tefsirini yazma gerekçesi olarak insanların çokça bid'at ve hurafelere daldığını, Kur'an'dan uzaklaştığını tespit etmiş, mukaddimetle belirttiğine göre ve bir tefsir yazmaya karar vermiştir. Bu tefsirini de talebesi Atiye Muhammed Salim daha çok Mescid-i Nebevi'de tefsir dersleri yaparken Mücmel Müdeyyen üzerinden ayetleri sıfatlandırdığını görmüş ve bir kendisine tefsir yazması konusunda ısrarcı olmuştur. O da tefsirini böylece yazmıştır. Peki hocam. Şimdi İbn-i Teymiye bu Kur'an'ın Kur'an'la tefsirini sistemleştiren isim olarak İbn-i Teymiye ile sizin inceleme konusu yaptığınız Şinkıti arasında Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri açısından farklılık var mı hocam? Yani efendim benzerlik, farklılık açısından değerlendirdiğinizde nasıl bir tablo çıktı? Evet hocam. İbn-i Teymiye'nin biliyorsunuz müstakil bir tefsiri yoktur. Külliyatından elde edilen bazı tefsir yorumları vardır. Onlar da bir tefsir haline getirmiş durumdadır. Bu tefsir örneklerine baktığımızda İbn-i Teymiye'nin de ayetlere bütünlükçü yaklaşımdan zaman zaman uzaklaştığını görebiliyoruz. Şinkıti'nin ama müstakil bir tefsiri vardır ve tefsirine isim olarak da Adva-ül Beyan fi İdahil Kur'an bil Kur'an, yani Kur'an'ı Kur'an'la tefsir ettiğine dair isim vermiştir. Hem de mukaddimesinde Kur'an'ı Kur'an'la tefsirini usul edildiğini belirtmiştir. Dolayısıyla yani mukayese edebileceğimiz çok fazla bir durum yoktur ama İbn-i Teymiye'nin de literal bir bakış açısına sahip olduğu, lafızcı bir bakış açısına sahip olduğu söylenebilir. Peki. Şimdi şöyle bir değerlendirme yapmıştık aramızda arkadaşlarla kitabın müzakeresinde. Hocamız Şinkıti örneği yerine acaba İbn-i Teymiye'nin efendim tefsirdeki uygulaması ve uygulamacısı olarak kabul edebileceğimiz İbn-i Kesir üzerine yapsaydı farklı bir tablo çıkar mıydı? Böyle bir değerlendirme hakkında ne söyleyebilirsiniz hocam? Böyle bir efendim farklılık olur mu? Evet hocam, biz daha doğrusu çağdaş dönemden bir müfessir olmasını istediğimiz için Şinkıti'yi tercih ettik. Bir de Ehl-i Hadis ve İbn-i Teymiye ile aynı çizgide olmasına dikkat ettik. Aynı çizgi, aynı hat üzerinde bulunduğu için ve tefsirini de Kur'an'la tefsiri iddiasıyla yazdığı için Adva-ül Beyan'ı tercih ettik. İbn-i Kesir Kur'an'ın Kur'an'la tefsirini metot edindiğini mukaddimesinde belirtmektedir ama tefsirine böyle bir isim vermemiştir kendisi. Elbette İbn-i Kesir ayetleri birbirleriyle çokça irtibatlandırmaktadır. Ama o da kimi zaman bütünlükten kopabilmektedir. Ama Şinkıti'nin tefsiriyle mukayese edildiğinde şüphesiz bağlama daha fazla önem veren bir tefsir olduğu söylenebilir İbn-i Kesir'in tefsiri. Şinkıti mi daha fazla bağlama önem veriyor hocam? Yanlış mı? Hocam İbn Kesir hocam daha fazla bağlama önem vermektedir. Şinkıti biraz daha ondan fazla lafızcı kalması. Peki hocam, teşekkür ederim. Hocam bir de bu sizin sunumlarınızdan bölümden
mecazla mecaza dair Şinkiti'nin bakışına yönelik neler söyleyebilirsiniz? Mecazı kabul ediyor mu? Buna dair neler söyleyebiliriz? Evet hocam, Şinkiti de mecazı kabul etmeyenler arasındadır. Bu konu hakkında hatta bir risale bile yazmıştır. Men o cevazil mecaz, bil münezzel, miktar bu cevazil adı altında. Şinkiti İbn-i Teymiye ve İbn-i Kayyim el-Cevziye'nin de mecazı kabul etmediğini ve onların yolundan gittiğini söyler. Şinkiti mecazı Arap'ın usluplarından bir uslup olarak kabul eder. Aslında bu da hakikatten başka bir ifade biçiminin olduğunu kabul ettiği anlamına gelir. Mesela o Allah'ın sıfatlarıyla ilgili ayetleri tevil edenleri münkir ilan eder. Kendisini ne şekilde tasvip ettiyse o şekilde inanmak gerekir der. Mecazı kabul edenlerin en fazla Kehf suresi 77. ayeti delil getirdiklerini söyler. O ayet şöyledir. Tevceda fiha bidaran eyyangadda yuridu eyyangadda feegame şeklinde. Buradaki yuridu eyyangadda ifadesini yıkılmak isteyen duvar şeklinde anlar ve bunu açıklamak için bir başka ayete başvurur. O da İsra 44. ayettir. وَلَاكِنْ لَا تَفْتَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ şeklindedir o ayette. Siz onların tesbihini anlayamazsınız. Allah der, madem ki eğer diğer varlık, şeyin Allah canlı varlıklara da mahlukun idrak edemeyeceği şekilde iradesi ve söz söylemeyi öğretebilir Allah. Nasıl ki bazı varlıkların tesbihi var ve biz bunları anlayamıyorsak, bilemiyorsak diğer duvarın da bir iradesi olması ve Allah tarafından bilinmesi fakat bizim tarafımızdan bilinmiyor olması mümkündür. Yani böyle bir örnek de verebiliriz. Peki hocam, teşekkür ederiz. Hocam, son olarak bu bölümle ilgili Şinkiti'nin Kur'an'ın Kur'an'la tefsirini değerlendirdiğinizde şöyle bu alanda emek verdiniz. Ne tür bir sonuca ulaştınız? Biraz önce gerçi biraz lafsi olduğuna dair bir vurgunuz oldu ama böyle eklemek istediğiniz bir husus var mı acaba Şinkiti ile ilgili? Evet hocam. Şinkiti'yi tefsirini Haşr suresine kadar yazmaktadır. Ömrü oraya kadar yetmektedir. Devamını Talebis Asiye Muhammed Salim tamamlanmaktadır. Şinkiti mukaddimesinde Kur'an'ın Kur'an'la tefsirini, yani o şöyle der, Kur'an'ı Kur'an'la beyan yönleri der, 19 madde sıralamaktadır. Onun tefsirinin herhangi bir yerinde veya mukaddimesinde bir tefsir tanımı yoktur. Yani Maturidi gibi falan bir tefsir tanımı yapmamıştır. O aslında Kur'an'a daha çok bir fıkıhçı perspektifiyle yaklaşmaktadır. Yani öyle söyleyebiliriz. Ayetler arası kurduğu her irtibatı da aslında bazen Kur'an'ın Kur'an'la tefsirine tekabül etmese bile Kur'an'ın Kur'an'la tefsirinden kabul etmektedir. Şinkiti bütün ayetlere yer vermemektedir. Yani bunu şöyle anlayabiliriz. Ayetlere sorun merkezli yaklaşmakta, sorun gördüğü ayeti açıklama yoluna gitmektedir. Bazen bazı ayetlerin başını, ortasını, sonunu başka ayetlerle irtibatlandırabilmektedir. Kur'an'a genelde literal, lafızcı yani parçacı yaklaşmakta. Bunun sonucu olarak da çeşitli mücmellikler ve müşkillerle karşılaşmaktadır. Yine bunu Kur'an'ı Kur'an'la tefsir ederek çözmeye çalışmaktadır. Bu da aslında bize göre sorunu çözmemektedir. İnadına güçleştirmektedir. Şinkiti'nin mesela bir ayetin eğer birden fazla anlama gelebileceğine dair başka ayetlerde şahidi varsa o anlamların hepsinin doğru kabul edilebileceğini söyler. Yani bir ayetin bir tek anlamı olmayabilir ona göre. Şinkiti'nin de bir usul doğrultusunda hareket ettiğini söylemek zor. Hocam, şimdi üçüncü bölüm aslında sizin tezinizin belki de en böyle üzerinde durulması gerekli olan bölüm Kur'an'ın Kur'an'la tefsirin metodunun imkanı meselesi. Burada bir imkan tartışması yapıyorsunuz. Buna geçebiliriz diye düşünüyorum bu bilgiler ışığında. Şöyle bir soru var hocam. Bununla ilgili değerlendirmenizi almak istiyorum bölümle ilgili değerlendirmeler yanında. Kur'an'ın anlaşılması için Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri yeterli midir diye bir soru sorulsa ne dersiniz bununla ilgili hocam bir değerlendirme olarak? Ben o üçüncü bölümde Kur'an'ın Kur'an'la tefsirinin mümkün olabilecek ihtimallerinden söz etmiştim, handikaplarından söz etmiştim.
Yani Kur'an'ın Kur'an'la bir usul doğrultusunda gerçekleştirilmezse eğer neler olabilir diye. Yetersizliklerini şöyle sıralayabilirim. Eğer lafızcı bir şekilde literal anlamda ayetler yani lafız üzerinden anlaşılır ve bu irtibat da yine lafız üzerinden, lafı benzeyen ayetlerle irtibat kurulursa ve parçacı bir şekilde ele alınırsa, ki parçacılığa da sevdiriyor bunu, bağlamsız okunursa, yani bağlam dediğim şey benim, üç bağlamdır. Metin içi bağlam çok dile getirilmekte ama metin dışı bağlam da fevkalade önemlidir. Bir de ilahi bağlam dediğim üst bağlam söz konusudur. Bu üç bağlamdan hareketle anlaşılması gerektiğini söyleyebiliriz. Buradan hareketle anlaşılmadığında nesnellikten uzak olma dediğimiz, yani murad-ı ilahiye ulaşma noktasında yetersiz kalabiliriz. Aynı zamanda eğer akıl bir bağ kurmak ise kök anlamından hareketle, metinle doğru bir bağ kurulamadığında yine aklın alanı da sınırlanmış olabilir. Yine şiiret-nüzül ilişkisi devre dışı bırakılmış olabilir. Ki bu mümkün değildir. Yani Hazreti Peygamber'in hayatı Kur'an'la bir bütündür. Ve onun hayatını, yaşadıklarını görmeden, ortamı görmeden tefsir yapmak mümkün değildir. Bu şekilde yapıldığında, Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri de bu şekilde gerçekleştirildiğinde bütünlükten uzak bir anlayışa götürmektedir bizi. Bu da tabii ki murad-ı ilahiye ulaşmamızı güçleştirmektedir. Ben bu sorunuzu bu şekilde cevaplamış olayım. Peki. Hocam şöyle, yani Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması noktasında Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri tek başına yeterli olur diyebilir miyiz? Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri tek başına derken hocam kastınız eğer metin dışı bağlam dediğimde ben yardımcı kaynakları da kastediyorum çünkü. Metin dışı bağlamı Kur'an'dan da elde edebiliriz. Çünkü metin çoğu zaman ihsas ettirmektedir arka tarafı. Ama oradan elde edemediğimiz takdirde bizim için önemli olan tarih kitapları, diğer siret, hadis kitapları, bunlar devreye girecektir. Dolayısıyla Kur'an'ı sadece Kur'an'dan anlamayı söylemiyorum aslında ben. Yardımcı kaynaklar da gerektiğinde başvurulabilecek ve böyle bütünlüğe, bunlar neticesinde bütünlüğe ulaşılması gerektiğini söylüyorum. Peki, teşekkür ederiz hocam. Şimdi biraz önce değindiniz ama ben yine de bir başlık ayırdığınız için sormak istiyorum. Kur'an'ın Kur'an'la tefsirinin yetersizlikleri dersek buna dair bir başlığınız var. Bunlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz Kur'an'ın Kur'an'la tefsirinin yetersizlikleri bağlamında? Hocam ben isterseniz bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Literalist okuma başlığım var benim mesela 3. bölümde. Burada Şafii'nin tefsirinden bir örnek verecek olursak hem aklın alanını sınırlamaya girecektir bu örnek hem de literal okumaya örnek olacaktır. Mesela Şafii'nin Hicr suresi 17. ayetle ilgili ayetin metni şöyledir. وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ bu ayeti Saffat suresi 7. ayetle irtibatlandırmakta, kendi ifadesine göre tefsir etmekte. O ayette şöyledir. وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ bu ayetleri tamamen lafız düzeyinde, parçacı bir şekilde anlamakta ve astronotlarla irtibatlandırmaktadır. Yani astronotların uzaya, aya asla çıkamayacaklarını, böyle bir teşebbüste bulundukları takdirde fakir ve zelil olarak geri döneceklerini, hem de onların bu teşebbüsleriyle şeytan vasfını hak ettiklerini söylemektedir. Burada da delili Bakara suresi 14. ayettir. وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيَاطِينَ bir başka ayete daha şahit olarak getirmektedir. Şınkıti lafzın zahirinin dışına çıkmamakta, aklın ihtiyaç hissettiği tarihi malumatlara da yer vermemektedir. Çünkü Şınkıti'nin gayesi nasla nasla tefsir etmektir. Aklı işe bulaştırmamaktır diyebiliriz. Dolayısıyla Şınkıti bu örnekte aklı da, vakayı da, yani ortamı da, siret-i nüzulü de devre dışı bırakmaktadır. Oysa ayetler kendi ortamında okunduğunda istirahat-ı sem meselesiyle alakalıdır. Yani cinlerin kulak hırsızlığı meselesiyle ve vahyin korunmuşluğuyla alakalıdır. Şimdi hocam aslında siret ve sünneti devre dışı bırakmanın ne anlama geldiğine dair bir sorum olacaktı ama örnekte yine ona da kısmen işaret etmiş oldunuz. Şöyle bir
Kur'ani dünya görüşü diye bir ifade kullanıyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız hocam? Ne demek Kur'ani dünya görüşü? Evet hocam, Kur'an'ın dünya görüşünü tespit etmek eşittir, bütünlüktür diyorum ben. Kur'an'ın dünya görüşüne kısaca değinecek olursak, en temelde dünya görüşü insanın insana, evrene, fert ve topluma dair düşünce ve anlayışlarının bütünüdür diyebiliriz. Bir başka tanımla evrenin ve yaşamın anlamını, değerini, insan varlığını ve davranışlarını bütünüyle kavramaya çalışan bir genel düşünce, evrene toplu bir bakış, kısaca bir yaşam felsefesi diyebiliriz. Vahyin indirildiği toplumda Allah, insan, tabiat, ahiret ve nübüvvete dair bir hafıza mevcut idi. Fakat böyle bir hafıza mevcut olmasına rağmen bütün bunlar bütünlükten uzak, parçalanmış ve darmadağın bir haldeydi. Çünkü şirk bir dağılmışlık halidir, donuklaşma halidir. Bunların parçalanması da zihnin parçalanmasına ve donuklaşmasına yol açmıştı. Kur'an ise kendi dünya görüşüyle insana bütünlük kazandırmayı, sahih bir varlık tasavvuru oluşturmayı hedeflemektedir. Bu dünya görüşü, yani bizim dünya görüşü şeklinde tespit ettiğimiz husus ise Kur'an'ın bütünlüğünden elde edilmiştir. Kur'an bütünlüğüdür diyebiliriz. Yani Kur'an'ı dünya görüşü eşittir, bütünlük desek evet, yanlış evet, olmaz. Evet. Peki hocam. Şimdi şöyle bir soru aklımıza geldi doğrusunu istiyorsanız okurken. Şimdi tabii Kur'an'ı, yani Kur'an'ın Kur'an'la tefsir edilmesi eylemi biraz böyle nesnel bir eylem gibi gözüküyor sahabe açısından baktığımızda. Burada acaba işte her düşüncede mutlaka bir ön kabul var. Bu açıdan baktığımızda efendim Kur'an'ın Kur'an'la tefsirinde ön kabullerden kurtulmak mümkün müdür desek nasıl bir cevap verirsiniz hocam? Hocam elbette %100 bir garantisi yoktur. %100 bir şekilde ön kabullerden kurtulmanın imkanı yoktur ama büyük oranda kurtulabilir miyiz? Evet, kurtulabiliriz diye düşünüyorum ben. Öncelikle Kur'an'ı anlamaya çalışan özne, kişi Kur'an'la çokça hemhal olmalı. Anlamı üzerinde zihnini motive etmeli. Kur'an üzerinde tefekkür, tezekkür, tedebbür, taakkul etmelidir. Eğer müfessir böyle yaparsa, Kur'an'ı dünyasına girer ve onu tecrübe ederse, Kur'an da ona kendisini açacaktır. Yine müfessir, Kur'an'ı anlamaya çalışan özne, bu yolla Kur'an bütünlüğünü de elde edebilir. İlmi mevhibeyi elde eder. Yani Allah bildiğiyle amel eden bu özne, bu kişi, Allah'ın bak dediği yerden bakabilen müfessir, büyük oranda ön kabullerinden de sıyrılmış olabilir diye düşünüyorum ben. Peki hocam. Şimdi hocam şöyle bir soru var. Efendim ayetlerin yorumunda sireti merkeze aldığımızda efendim ayetin ana mesajının tespiti konusunda acaba Kur'an'ın evrenselliği noktasında bir sınırlama meydana getirmiş olabilir miyiz? Çünkü nihayetinde belli bir tarihsel zeminde ve belli bir efendim zaman diliminde ortaya çıkmasından kaynaklı metnin efendim sınırlanması gibi bir durum olabilir mi? Evrenselliğe, yani metnin bize hitap eden tarafına bir halel getirir mi? Hocam getirmez. Şöyle ki, ilk olarak ayetlerin kendi zemininde kime, neyi, ne üzerinden ve altını çizmekle çizmek istiyorum, nasıl anlattığının görülmesi gerekir. Kime, neyi, ne üzerinden kısmı, sireti yani ortamı, nasıl kısmı ise Kur'an'ın üslubuyla, ifade biçimiyle, Kur'an dilinin tabiatıyla alakalı bir husustur. Biz buna nazım diyoruz. Nazım yani Kur'an'ın ayetlerin söz dizimidir. Allah'ın hangi ayeti nerede, hangi kısmı nerede kullanılacağıyla alakalı bir husustur. Ayetler şahıslar veya olgular üzerinden okunduğunda ortamına hapsoluyor gibi görünse de aslında bu nazım, yani Allah'ın ifade tarzı, biçimi tarihe hapsolmasına müsaade etmez. Yani onu çağlar üstüne taşır. Evrenselliği de bu nazım yönündedir. Ama ilk olarak sonuçta tarih içinde ayağın yere basan kısmı görünmelidir. Nazım çünkü olaylara ve kişilere mahkum olmadan anlatacağını. Böylece indiği ana hapsolmaz, vahyin mesajı da sadece orada kalmamış olacaktır. Peki hocam,
Bir diğer soru hocam. Kur'an'ın Kur'an'la tefsirinde bazı kavramları dikkate alıyorsunuz. Bunları efendim handikaplar başlığı altında. İşte mücmelin tebiyeni, efendim amın tahsisi, mutlakın takyidi, müphemin tafsili, müşkilin izahı, tavzihi gibi kavramları eleştirel bir bakışla bakıyorsunuz. Bunu biraz açmanızı isteyeceğim hocam. Bu kavramlardaki Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri eyleminde problem olarak gördüğünüz hususları bizimle paylaşır mısınız? Evet hocam, teşekkür ederim. Mücmel, müşkil, müphem gibi kavramlar aslında benim tespit edebildiğim kadarıyla nüzul vasatında pek karşılığı olan kavramlar değildir. Bu bana göre anakronik bir okumadır. Bu kavramların temsil ettiği sorunlar dolaylı muhatapların sorunlarıdır. Yani bizim sorunlarımız. Mesela Kur'an'la tefsirinde en çok müracaat edilen mücmelin tebliğini de uzak muhatapların sorunudur. Bu sayılan kavram ve içerikleri aynı zamanda bu kavramların içerikleri de Kur'an'la tefsirinin usulü değil. Kanaatimce bana göre bunlar tedriciliğin araçlarıdır. Nasıl? Çünkü Allah muhatabın durumunu dikkate alarak konuşmakta ve aşama aşama bir zihniyet inşası gerçekleştirmektedir. Bir başka ifadeyle Allah halin iktizasına, muhatabın durumuna göre yine konuşmakta ve mümin şahsiyetin inşasını hedeflemektedir. Bu çerçevede Kur'an bir konunun farklı yönlerini gerekli gördüğü zaman ve zeminde gündemine taşımakta toplumda bir bununla bu sayede toplumda bir zihni değişimi ve dönüşümü meydana getirmektedir. Çünkü bir toplumda yerleşmiş, kronik hale gelmiş olan sorunların tek seferde çözülemeyeceği ve var olan zihniyetin bir anda değiştirilemeyeceği muhakkaktır, bilinen bir husus. Kur'an'da aynı konunun muhtelif ölçelerine, halin iktidasına göre bazen farklı yerlerde, bazen peş peşe olan ayetlerde değinerek hedeflediği değişim ve dönüşümü gerçekleştirmeye çalışmış, konunun aşamalarını da yap bozun parçaları gibi yer yerine yerleştirmiş. Ben bu konuyu böyle anlıyorum. Peki hocam. Şimdi değerli hocam, bu tedricilik ifadesine dikkat çektiniz. Acaba şöyle bir şey diyebilir miyiz? Gerçi siz biraz önce ona da bir ufak bir değindiniz ama bu kavramlar, mesela efendim müphemin açıklanması, amın tahsisi, mutlakın takyidi gibi kavramlar tedriciliğin bir alt enstrümanı olarak dikkate alındığında bunlardan nasıl yararlanıyoruz? Çünkü bu da aynı zamanda metnin iniş dönemine dair bir kavramsallaştırma olarak ortaya çıkmıyor mu? Yani metin bu anlamıyla biraz önce metnin iniş anında olmadığını söylediğiniz bu kavramlar ortaya çıkıyor olmuyor mu bir tarafıyla da tedricilik üzerinden? Evet, ben şöyle cevap verebilirim sorunuza. Az önce söylemedim ama bunlar daha çok hüküm istinbatı bağlamında ortaya çıkmış hususlardır aslında. Mesela müphem daha çok metin dışı bağlamın görülememesiyle alakalı. Yani bugün bize müphem gibi gelen hususlar, mükmel, müşkil gibi gelen hususlar aslında üç bağlam dediğim bağlamların görülememesiyle alakalı. Onun için nüzul ortamında pek bir karşılığı yoktur diyorum aslında. Mesela müphemi Allah, yani bazı işaret zamirlerini, zamirlerin merciğini, ismi mevsulleri zikretmemesinin sebebi hem ortamında biliniyor oluşu hem de gerek görmeyişi olabilir. Çünkü Kur'an sadece indiği zamana konuşmamaktadır. Bu yönüyle de, yani müphem ifadeleriyle de Kur'an aslında evrenseldir diyebiliriz. Olayların ve şahısların bir önemi yoktur Kur'an'ın dünyasında. Kur'an daha çok zihniyetlerle ilgilidir. Mesela mutlak mukayyet, umum husus ilişkisinde de eğer bazıları bir nesihten söz etmektedir. Yani mutlakın, mukayyet mutlakın anlamını nesetmektedir. Tahsis de umumun ifadesini nesetmektedir şeklinde. Aslında bunlar arasında bence nesih gibi bir durum söz konusu değildir. Tamamen tedricilikle alakalı bir durumdur. Allah halin iktizasına göre her durumda geçerli olabilecek tedricilikte sözün aşamaları olarak, yani halden hale geçişi olarak değerlendiriyorum ben bunları. Nitekim Şatibi de bunlar arasında herhangi bir neslin olamayacağını, bunların her zaman için geçerli olabileceğini söylemiştir. Bana göre de yani bunlarda herhangi bir
nesih, tahsis ya da mukayyet, husus demektense mutlak ve umum olarak kabul etmek bana göre daha doğrudur. Hocam tedricilik ahkamla sınırlı bir eylem midir Kur'an-ı Kerim söz konusu olduğunda? Hayır hocam, tedricilik sadece ahkamda yok, ahbarda da vardır. Bu tedricilikte haber ve inşa meselesi de önemlidir. Bu konuda yeni bir tez çalışılıyor. İnşallah çok güzel bir tez geliyor yakın zamanda. Oradan kim hocam çalışıyor bu konuyu? Soner Aksoy, Sakarya Üniversitesi'nden haber ve inşa meselesini çalışıyor hocam. Bu konuda bize ufuk açıcı olacaktır inşallah. Peki hocam, Allah kolaylıklar versin diyelim. Şimdi hocam şöyle iki tane soru var. Önce gerçi konuşmamızın baş kısmında kısmen işaret ettiniz ama yine de önemli olduğu için bunu tekrar sormak istiyorum. Kur'an'ın Kur'an'la tefsirinde ortaya çıkan eylemin rivayet mi yoksa dirayet mi olduğu meselesi malumunuz tartışmalı. Farklı görüşler var. Bazıları rivayet, bazıları dirayet şeklinde değerlendiriyor. Sizin bu konuyla ilgili bir farklı bir değerlendirmeniz var. Onu bizle paylaşabilir misiniz hocam? Evet. Efendim bu bir rivayet mi, dirayet mi yoksa başka bir şey mi söylememiz lazım buna? Evet hocam. Rivayet ve dirayetin göreceli bir durum olduğunu söylemiştim. Her rivayet bir dirayet içermektedir. Çünkü rivayetlerin tercihi bile bir ortamın, nüzul ortamının oluşturulması bile bir dirayetten geçecektir. Dolayısıyla böyle bir tartışmanın ben yersiz olduğunu düşünüyorum. Kur'an Allah'tan tevatüren bir nakildir. Bunda kesinlikle bir şüphe yoktur. Bundan dolayı ben onun yani Kur'an'la tefsirinin rivayet tefsirinin altında yer almasının sebebini Kur'an'ın Kur'an'la tefsirine daha bağlayıcı olsun ve daha güvenilir olsun diye belki rivayet tefsirinin altına yerleştirilmiş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü İbn-i Teymiye Ehsen-i Turuk'u tefsir diyor ve Kur'an'ın Kur'an'la tefsirini doğrudan Kur'an'ın yöntemi olarak takdim ederken Zehebi ve Zurkani mesela bunu rivayet tefsirinin altında zikrediyorlar. Bana göre Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri ne rivayetten ne de dirayetten bağımsız değildir. Bunların herhangi birinin altında yer almasına da gerek yoktur bana göre. Başlı başına aslında bir usuldür fakat kendi içerisinde bir usulü olursa eğer. Şimdi değerli hocam bu biraz önce bağlam, tedricilik gibi konulara işaret etmiştik. Bununla ilgili gerçi siz ise metnin tarihi aşan bir ise nazım diye ifade ettiniz. Normal olarak bunu biraz açmanızı isteyeceğim. Çünkü mesela Fazıl Rahman'ı burada örnek olarak sunuyorsunuz kitabınızda. Biraz da bu sürece dair metnin o tarihsel boyutunu açma noktasında. Ama biz mesela Fazıl Rahman'ın özellikle o birinci hareket eyleminde efendim o anlamanın nesnel olduğunu söylerken o anlama sonucunda ortaya çıkan şeyin ne olduğuna dair bir veri alamadık Fazıl Rahman'dan. Sadece bunun nesnel olduğunu, bir iman meselesi değil bir bilgi meselesi olduğunu ifade ediyordu. Şimdi bu açıdan bir kapalılık var aslında Fazıl Rahman'da. Tam bir netlik yok o nesnel olan veya tarihi aşan yön. Nerede başlıyor, nerede bitiyor sorusu. Buna yönelik efendim siz bu biraz önce ifade ettiğiniz nazım veya daha farklı bir izahata söz konusu olabilir. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Buraya dair neler söylenebilir? Bu nesnel anlama dair, tarihi aşan kısmına yönelik. Evet hocam. Fazıl Rahman ikili yöntemi teklif ediyor. Birinci yöntemine katılıyoruz. Yani ayetlerin kime neyin üzerinden ve nasıl bir dille anlattığının kesinlikle görülmesi gerekir. Fakat Fazıl Rahman benim anladığım kadarıyla oradaki olayı görüp hadise ne ise onu görüp onun üzerinden bugüne gelinmesini yani oradaki bir temel ilkenin bugüne getirilebileceğini söylemektedir. Benim okumalarıma göre az önce de nazımdan bahsettim. Kur'an nazım dediğimiz şey aslında Kur'an'ın ifade biçimi dediğimiz şey tasvir ve değerden oluşmaktadır. Tasvir olanı olduğu gibi ayetlerin anlatması, betimlemesi. Değer de Allah'ın kendi tarafından kıymet biçmesi diyebiliriz belki.
kendi tarafından değer yükleyen bir dil, anlatım biçimini kullanmasıdır. Değer aslında Allah'tan yana bakılınca olayın nasıl göründüğü ortaya çıkmaktadır. Yani Allah kendi yorumuyla yorumlamaktadır. Buna şunu örnek verebilirim. Örneğin kafir kelimesi. Nüzul ortamında bilinmektedir ki kimse kendisine kafir dememektedir. Allah'a inanmamak gibi bir problem de söz konusu değildir. Ama Allah onlara kafir demektedir. Neden? Çünkü onlar Allah'ı ötelemekte, kısmileştirmekte ve yokmuş gibi umursamadan yaşamaktadırlar. Allah onların bu haline kendileri bir kafir demedikleri halde kafir olarak değer biçmektedir. Kur'an'ın bu ikili dili, yani takdir ve değer yüklü dili, metnin tarihsel bağlamında kalmasını aşan dilidir işte. Nazım diye biz buna diyoruz. Kur'an dili bu yönüyle muhataplarımız belli bir tavır ve tutum değişikliğine sevk etmektedir. Ve bu dil, yani bu değer yüklü ifade, metnin tarihsel bağlamını aşmaktadır aslında. Bugüne de birçok şey söylemektedir. Hocam bu değer diye ifade ettiğimiz şeyin içeriğine dair herhangi bir veri var mı? Sizin işaret ettiğiniz yine hani teorisine dair bir vurgu yaptınız. Bunun içeriğine yönelik mesela ne tür bir değer var desek buna yönelik neler söyleyebilirsiniz? Hocam Kur'an baştan başa aslında Allah'ın değer yüklemesiyle dolu ifadelerle doludur. Yani hem olanı olduğu gibi anlatmakta, tasvir etmekte, hem de Allah kendi zahmetinden, kendi perspektifinden olay nasıl görünüyorsa o konuda kendi baktığı, durduğu yerden bir konuya değer biçmektedir. Bu biçtiği değer de, yani bunu ben size şu anda geleneğimizdeki şeyini, kaynağını belki veremeyebilirim, bakmam gerekir. Fakat bu değer yüklü ifadeler görülmektedir açık bir şekilde ve o ortamı aştığı anlaşılmaktadır. O ifadeler bu gözle, bu bakışla okunduğunda. Hocam şöyle bir soru sorsam ne dersiniz? Mesela sahabe bu tasvirin farkında, hani nüzule şahit olma anlamında, değerin farkında mı? Yani bunu buna dair bir şey, çünkü hani biraz önce ifade ettiniz, tabiin döneminde ciddi bir kırılma oluyor. Acaba bu değer kaybı, tasvir anlamında hiçbir sıkıntı yok ama değer kaybı diye bir şeyden bahsedebilir mi? Hocam sahabeyi ayrı konumlandırıyorum ben her zaman. Çünkü sahabe, yani tırnak içinde bizim tanımladığımız sahabe, Kur'an'ın inişine şahitlik etmiş ve zihni vahiyle inşa olmuş sahabe. Yani Allah'ın bak dediği yerden bakabilen, Allah'ın niyetini net edinmiş sahabe. Zihni bütünlüğe sahip olan bir sahabe dersi biliyoruz. Onun bu değer faslını kaçırması elbette mümkün değil ama sonraki dönemlerde bu değer faslı, evet, hem takdir kısmı belki hem de değer kısmı göz ardı edilebilmiştir diyebiliriz. Peki hocam, teşekkür ederiz. Şimdi bir diğer nokta hocam, şöyle bir soru efendim. Kur'an kıssaların anlatılma gayesinin Hazreti Peygamber'in kalbine sebat vermek şeklinde, efendim onu takviye etmek, cesaretlendirmek şeklinde vurgu yapıyorsunuz. Bütün kıssalarda aslında bir şekilde Peygamber Efendimiz'e bakan yönünün, efendim bu açıdan Peygamber'in kalbini sağlamlaştırmaya yönelik, onu takviye etmeye yönelik bir vurguyu içerdiğini söylüyorsunuz. Fakat diğer tarafta Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelere bakıyoruz. Efendim Peygamber Efendimiz'in görevini yerine getirme noktasında kendisini heba edecek kadar efendim işine odaklandığını, hatta Cenab-ı Hakk'ın efendim Şuara suresinde kendini heba ediyorsun bu anlamıyla geri dur. Yani tabiri caizse Cenab-ı Hak onların iman etmiyor diye kendini niye heba ediyorsun şeklinde değerlendirmeleri var. Şimdi burada şöyle bir ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Bir tarafıyla baktığımızda efendim Peygamber Efendimizin cesaretlendirmeye ihtiyacı var. Buradaki kıssalar ona öyle bir şeyi hissettiriyor. Ama diğer tarafıyla da Peygamber Efendimizin aslında bu anlamıyla değil de tam aksine efendim görevini yerine getirmede çok fazla istekli olması, hatta kendini harap etmesine dair bir vurgu var. Bunu efendim nasıl değerlendirmek lazım bu iki durum? İkisi çünkü Mekki döneme dair ayet-i kerimeler. Evet hocam. Şimdi ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Sonuçta Hazreti Peygamber bir beşer. Beşer olduğu için hepsi onun için de mümkün.
Bir örnek üzerinden aslında açıklayabilirim bu durumu. Hazreti Peygamber tebliğ görevini yerine getirirken elbette zaman zaman desteğe ihtiyaç duymaktadır. Mesela onun müşrikleri imana getirme gayreti söz konusudur. Yani kendi kabilesinden olan ya da müşriklerin ekabirinden olan ileri gelenlerin iman etmesi çok arz etmektedir. Allah bu konuya Kehf suresi 28. ayette değinmektedir mesela. Vastir nesnete diye başlar ayet. Mekke müşrikleri, ileri gelenleri çünkü yanındaki bu iman etmiş olan fakir fukarayı kov. Onları yanından kovarsan eğer biz seninle masaya oturabiliriz. Belki seninle konuşabiliriz, uzlaşabiliriz diyorlardı. Hem böylece gücün artar, nüfuzun artar diyorlardı. Hazreti Peygamber de bir beşer yönüyle sanki bir parça meyledecek gibi görünüyordu ki bu ayet inerek aslında imanın böyle olmadığı, yani üstünlük ve gücün bunda değil, imanda olduğunu, dünya malında ve ziynetinde olmadığını, üstünlük ve gücün imanda olduğunu buyuruyordu. Kıssalar evet, Kur'an'da Allah zinzet bize bir hifu adete demektedir. Kıssalar da bu yönüyle Hazreti Peygamber'in hem kalbine sebat vermekte, hem destek olmaktadır, motive etmektedir, cesaretlendirmektedir. Ama Hazreti Peygamber bir beşer olarak kendisini son derece yıpranma noktasına getirince de Allah bize düşen, sana düşen sadece tebliğdir. Fe innema aleykel bela ve aleynel hitab demektedir. Yani sen bu noktadan sonra artık kendini harap etme. Bu risalet davasını muzaffer yapacak, zafere ulaştıracak biziz diyerek yine teselli etmektedir ne diyeyim. Hocam bu bütüncül okumaya biraz önce dikkat çektiniz. Kur'an'ı dünya görüşü bağlamında şöyle bir şöyle bir soruya ne dersiniz? Bütüncül okuma ile muradı ilahi tespit, bu ikisi birbiriyle bağlantılı mıdır? Veya bu ikisini yan yana kullanabilir miyiz? Ne tür bir ilişkiden bahsedebiliriz? Elbette hocam, Allah'ın muradına, maksadına ancak bütüncül bir okuma sayesinde ulaşılır. Bizim zaten tezimizin temel tezi bu. Murad-ı ilahinin amacı da bellidir. Dünyada kulların hidayeti, ahirette de dünyada da kulların saadetidir. Yine وَاَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ tek bir ilaha, Allah'a kulluk, bireysel ve toplumsal ahlak inşaatıdır. Sosyoekonomik adalettir. Bunun gibi hususlardır. Külli bağlamda değişmeyen bir bakış ve söz vardır Kur'an'da. Bu söz yer yer tek parçalarda görülse de esas olarak külli bağlamda ortaya çıkar. Bütüncül bakış sonrası ortaya çıkan bu söz de her zaman her yerde geçerli olur. Yani evrensel bir sözdür. Murad-ı ilahi de ancak bütüncül okuma sayesinde elde edebiliriz diye düşünüyorum. Peki hocam. Şimdi bir diğer nokta, bu metin dışı bağlamla ilgili şöyle bir başlığınız var. Metin dışı bağlamın tespitinde Kur'an'dan yararlanma. Şimdi bu normal olarak aslında metin dışı bağlam yapısı itibariyle Kur'an dışına gitmesi lazım. Yani çünkü nihayetinde Kur'an'ın kendisi metin içi bağlam olması lazım. Fakat burada ilişkiyi terse çeviriyorsunuz. Burada bir dikkat çektiğiniz bir husus var. Burayı biraz açar mısınız hocam? Evet hocam, şimdi evet, metin dışı bağlam diyoruz ama aslında metin dışı bağlam derken nüzul ortamına dair az önce saydığım bütün hususlardan bahsediyoruz. Muhatapların algısından tutun da kültürlerine varana kadar ortamda var olan her şeyden bahsediyoruz. Bütün bunlara metin dışı bağlamın yanı sıra diyoruz. Yani metnin dışından elde edeceğimiz yardımcı kaynaklardan elde edeceğimiz bilgiler dışında aslında en öncelikli olarak Kur'an'ın kendisinden de ulaşabiliriz. Kur'an'ın aslında bakacak olursak, o gözle okuyacak olursak metin dışı bağlamı, yani metnin dışında olanları ihsas ettirir durumdur. Bundan dolayı diğer yardımcı kaynaklarda bulamadığımız hususları bazen Kur'an'da bulabiliyoruz. Çünkü her bir ayetin sebebimiz yoktur ama bir ortamı mutlaka vardır. Bu ortamı da ayetlerin arka planında neler olduğunu çoğu zaman ayetler ihsas ettirebilir. Bu söylediğimiz şeyi Kaffar Eşhaşi de dikkat çekmektedir. O da
nüzul sebeplerine sadece metin dışı unsurlardan değil, bizzat metnin içinden de ulaşabileceğini söylemektedir mesela. Buna bir örnek verecek olursak Hicr suresi 97. ayette Allah وَلَدَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ demektedir. Yani arka tarafta olan bir durumu aslında metin içi bağlamla birlikte de okunduğunda belli etmektedir, ihsas ettirmektedir. Kur'an'ı Kur'an'la tekstilini yaparken de metin dışı bağlama öncelikle bakarız Kur'an'dan ulaşabiliyor muyuz? Daha sonra yardımcı kaynaklara da müracaat ederiz. Peki hocam. Şimdi hocam şöyle bir sorumuz var. Bu arada son sorularımıza doğru yaklaşıyoruz ama YouTube üzerinden bize soru sormak isteyen arkadaşlar sorularını iletirlerse efendim biz o soruları da değerli hocamıza takdim ederiz. Biraz tabii vakit yavaş yavaş ilerliyor hocam. Teşekkür ederiz sorulara verdiğiniz cevaplardan dolayı. Efendim ayetlerin nasların anlaşılmasında zahiri emri gözetme, bir de manayı esas alarak ona uyma şeklinde ikili bir yaklaşım olduğunu söylüyorsunuz sahabe döneminde. Bunu nasıl bir örnekle açabilirseniz hocam seviniriz. Yani zahiri emri gözetme ile efendim esas olarak o manaya uyma dediğiniz durum sahabede nasıl tahakkuk ediyordu? Sahabe döneminde aslında Beni Kurayza olayı bunun ilk işaretlerini veriyor diyebiliriz. Beni Kurayza olayında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kurayza topraklarına girene kadar ikindi namazını kılmayın buyurmuştu. Fakat sahabeden bir kısmı vaktin geçeceği endişesiyle namazını kılmış, bir kısmı da sözü emir telakki ederek namazını kılmamıştı. Hazreti Peygamber'e bu husus söylendiğinde her iki grubu da kınamamıştı. Bir bu örnek verilebilir. Eğer sözün zahirini ve maksadını dikkate alan gruplar olarak, kişiler olarak. Bir diğeri de Adi bin Ebi Hatim örneğidir. Adi bin Hatim. Mesela o siyah iplik, beyaz iplik meselesi vardı. Yani orucun vaktinin bitişiyle gecenin karanlığıyla gündüzün aydınlığını ayırt edilmesi noktasında ayet inince yastığının altına siyah iplik, beyaz iplik koymuş ve böylece aydınlığı keşfetmeye çalışmıştı. Bu da sözün zahiren anladığını göstermesi bakımından bir örnek teşkil edebilir. Bir diğer örnek Abdullah İbni Ömer verilebilir. Abdullah İbni Ömer mesela hacda Mina'dan dönerken Muhassab denilen mevkide konaklamıştı. Sırf Hazreti Peygamber de orada konakladı diye. Yani Hazreti Peygamber'i fiilen taklit etme yönünde bir meyli vardı. Bu da zahiren sözün zahirini esas alma noktasında bir örnek teşkil edebilir. Ama Abdullah İbni Mesud gibi, Hazreti Ayşe gibi, İbni Abbas gibi kişilerin de maksat ve illeti gözeten kişiler olduğu söylenebilir. Bunlar ilkler olarak yorumlanabilir. Peki hocam, şimdi şöyle bir sorumuz var. Efendim burada sizin 3. bölümde dikkat çektiğimiz aslında Kur'an'ın Kur'an'la meselesi, yani tefsirinin imkanı meselesi. Burada sunduğunuz verileri dikkate aldığımızda, efendim Kur'an'ın Kur'an'la tefsirinin usulüne dair bir değerlendirme yapıyorsunuz. Efendim nesnel olabilmesi, herkes tarafından bir usule tabi olması için gerekli olan unsurlara dikkat çekiyorsunuz. Bu dikkat çektiğiniz unsurlara yönelik bir örnek metin var mı hocam? Yoksa sizin bu yani yaptığınız şey aslında Kur'an'ın Kur'an'la tefsirinin mevcut örneklerine yönelik bir teorik bir inşa çalışması mı olarak değerlendirmemiz lazım? Yani aslında var olan uygulamalar sizin söylediğiniz veya sunduğunuz tabloya göre biraz daha farklı gözüküyor. Bunu nasıl okumak lazım bu sizin çalışmanızı bu açıdan? Evet hocam. Aslında biz bu çalışmada Kur'an'ın Kur'an'la tefsirinin usulüne yönelik teorik bir çerçeve çizdik. Çünkü uygulaması başka bir çalışmanın konusudur. Epeyce genişçe ele alınması gerekir. Bunu da inşallah bir başka çalışmanın konusu olarak gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Kısa kısa örnekler üzerinden başlıklar altında hani bunlara değindik belki ama bir konunun Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri, Kur'an bütünlüğü açısından ele alınışı bir başka çalışmanın konusu olmaktır. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Şimdi hocam ben şöyle baktığımda efendim genel manada sorularımı tamamladım diyebilirim. Bize efendim
gönderilen sorulara şöyle dikkat çekmek istiyorum. Şöyle bir soru var değerli hocam. Fıkıh usulü yönteminin Kur'an'ın anlaşılmasında bir rolü var mıdır sizce diyorlar. En azından bu yönteme başvuruyor musunuz dese ne der hocamız diye sordular. Evet hocam, biraz burada fıkıhçılar ile tefsirciler ayrı düşmektedir bütünlük konusunda. Fıkıhçılar daha çok hüküm iklimatına yönelmektedirler. Böyle olunca da haliyle tabii bu parçacı yaklaşım ilk dönemlerde gerekli olmuştur. Yani Müslüman nüfusun artması, dili yabancı olanların Müslüman olmasıyla birlikte sorular neşet etmiştir. Daha başka sorunlar gündeme gelmiştir. Böylece bu parçacı yaklaşım devreye girmek zorunda kalmıştır ve devam ettirilmiştir. Bu fıkıhçılarla ayrıştığımız, tefsircilerin ayrıştığı nokta aslında onların biraz bütünlükten uzak olaya yaklaşmalarıdır. Kur'an'a yaklaşmaları noktasındadır. Elbette fıkıh usulü de bütünlükçü bir perspektife bence ihtiyaç duymaktadır. Ve böyle bütüncül bir perspektifle ayetleri anladığı takdirde tefsircilerle çok ayrışmayacağını düşünüyorum. Yani hocam usulü fıkhın o zaman daha parçacı bir söylemin teorisi olarak görüyorsunuz. Doğru mu evet, anladım hocam? Evet. Peki hocam teşekkür ederim. Şöyle bakıyorum hocam başka sorularımız var mı? Değerli hocam sorularımız şöyle bir daha bakayım teyit etmek için hocam. Vaktinizi rica edeceğim. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Sorularımız burada tamamlanıyor. Size çok şükranlarımızı sunuyoruz. Gayet veciz bir şekilde sorularımıza cevap verdiğiniz için. Ben programımızı, söyleşimizi kapatmadan önce bir sonraki kitap söyleşimize dair bir ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum izin verirseniz hocam. Bir sonraki efendim tefsir söyleşimiz Kur'an araştırmaları ve oryantalizm başlığını taşıyor. Bu değerli çalışma, bir derleme çalışma. Profesör Doktor Necmettin Gökkır, Profesör Doktor Bilal Gökkır ve Doçent Doktor Muhammed Abay hocamızın editörlüğünde yapılan 2022 baskısı efendim Şubat ayında çıkan bir çalışma. Bu çalışmayı bir sonraki söyleşimizde inşallah Cenab-ı Hak nasip ederse Necmettin Gökkır hocamızla beraber müzakere edeceğiz. Şimdiden efendim bu müzakeremize Mayıs ayının 6'sı diye yanılmıyorsam yani bayramdan sonraki cuma diye hatırlıyorum. Yine efendim sosyal medya kanalları üzerinden buna dair mutlaka bilgilendirme yaparız. Bir sonraki tefsir söyleşisinde buluşmak üzere diyelim. Değerli hocam tekrar çok teşekkür ediyorum. Emeğinize, gönlünüze sağlık. Annesine de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olasınız hocam. Sağ olasınız.